İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bakış Açısı'nın bu haftaki konuğu Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı, ayrıca adayı da diyeyim, Erşah Sabit Genel Yılmaz. Gençlik Kolları Başkanı adayı. Genel Evet. Gençlik Kolları Evet. Başkanı. Evet, zaten şimdi konuşacağız. Evet. Çünkü Evet. siz daha çok yenisiniz. Evet. Siyaset Tabii ki. diyeyim artık. Tabii ki. Siyasete Teşekkür atılım ederim. yaptınız. Yeniden Doğuş Partisi'ni tercih ederek Evet. yaptınız. Öncelikle sizi, tabii ki ekranlar başında izleyicilerimiz Hı. var, bir tanıyalım. Daha Evet. sonra size çalışmalarınızla ilgili, yani Girne'de yürüttüğünüz bir takım çalışmalar Tabii var ki bu gençlik pandemi kolları sürecinde evet. olarak. Bunlarla başlayalım. Bir de kurultayınıza gideceğiz. Daha Tamamdır, sonraki sorularım tamamdır. arka arkaya gelir zaten. Evet. 1987 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Büyük babam 1974 Barış Harekatı'ndan sonra devlet görevlisi olarak Ercan Havalanı'nın yapımına geldi buraya. Devlet görevlisi olarak geldi. Babamlar da liseyi burada okudular. Üniversite çağlarında annemle İstanbul'da tanışıyorlar. Biz de orada doğduk, büyüdük. Tabii ki babamın hem işleri burada hem de Kıbrıs'ta aynı şekilde gidip geliyorduk. Yani ben çocukluğumdan beri hem kışın hem yazları Kıbrıs'a gelip gidiyordum Yani aynı yabancı şekilde. değildiniz. Yabancı değilim, zaten buralıyım. Büyük babam, babaannem Evet. burada vefat ettiler. Burada iş Evet. yaptılar. 74'ten beri aynı şekilde. Ben de üniversiteyi burada okudum aynı zamanda. Yakında üniversitede Denizcilik Fakültesi'nde okudum. Üniversite çağlarımda da çok aktif şekilde sosyal aktivite programlarında bulundum. Kendi bir derneğim vardı. O zaman bizim zamanımızda 6 tane üniversite mevcuttu. 6 Evet. üniversitede bir spor aktivitesinin ada başkanlığını yaptım aynı zamanda organizasyonun. Aynı zamanda da bir kültür derneğinin as başkanlığını aynı şekilde üniversite döneminde yaptım. Üniversiteden mezun olduktan sonra tekrardan İstanbul'a dönüp denizcilik sektöründe 6 sene boyunca armatörlük firmada çalıştım. Sonra tekrardan vatanım olan Kıbrıs'a iş yapmak için, babamın işlerini devralmak için geri geldim. Şu anda burada bir yurt işletmeciliği yapıyorum. Bir yurdum var kendime ait, öğrenci yurdum. Onun hakkında da biraz da konuşmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Evet. Aynı zamanda da bir spor salonum var, onunla ilgileniyorum. Tabii ki şu anda Yani ailece sektörümde buraya ailece, geldiniz. tabii ki ailemiz Evet. burada. Büyük babam yani atam Evet. 1974'te geldi. Evet. Ondan sonra da bizim bütün ailemiz de aynı şekilde hem İstanbul'da hem burada. Aynı Girne şekilde bölgesinde Mekik, Girne bölgesinde yaşıyorsunuz. yaşıyorum evet. Aynı Evet. şekilde Mekik'te okuyoruz. Bütün şeyimiz bu, Kıbrıs'a Zaten yapmalı. Evet. yani uzak bir yer değil Değil yani. değil. Zaten 30 Değil, dakikalık en fazla bir tabii yol. ki. Evet, değil Evet, tabii. şimdi baktığımız zaman birçok genç Hı. siyasete girmekten ürküyor. Evet. Daha doğrusu artık öyle bir çağdayız ki Hı. siyaset gençleri korkutuyor. Bugün de Güney Kıbrıs'ta yapılan bir araştırma şirketi tarafından açıklanan bir Evet. veriler vardı. Hı. Gençler siyasilere güvenmiyor. Evet. Bugün siz hem etrafınızdaki gençleri tabii ki geziyorsunuz, konuşuyorsunuz, fikir alışverişinde Evet. bulunuyorsunuz. Evet. Gençlerin düşüncesi nedir? Yani siyasilere güveniyor mu, yoksa yeni yeni isimlerin olması taraftarı mı bu kişiler? Yani gençler ne istiyor bir Şimdi genç siyasilerden? Yani. arkadaşlarımıza bizim anlattığımız, şahsım adına özellikle anlattığım, ben Evet. bu şu şekilde bahsedebilirim. Ben zaten Yeniden Doğuş Partisi'nin davasının şemsiyesi altında doğdum. Yani benim büyük babam da aynı şekilde Yeni Doğuş Partisi'nin eski üyelerinden de neferlerinden de. Yani biz bu davayı bilerek doğduk ve bu davanın akabinde bugün dedelerimizin mirasına sahip çıkmak için aynı şekilde Yeniden Doğuş Partisi'nde çeşitli kadrolarda genç olarak aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani ben Yeniden Doğuş Partisi'nin 2017'sinde, 2017'nin baş aylarında herhalde üye oldum aynı şekilde. 2018 mahalli seçimlerinde, yani yerel seçimlerde Girne Belediyesi meclis üyeliği adaylığına koydular, sağ olsunlar. Yani Yeniden Doğuş Partisi'nin gençlere ciddi anlamda çok büyük bir kapı açılıyor her zamanki gibi. Gittiğimiz köylerde bu pandemi sürecinde özellikle, gittiğimiz köylerde de konuştuğumuz genç kardeşlerimiz de özellikle partimizin yanında dertlerini de dinliyoruz tabii ki, ama partimizi de anlatıyoruz. Çünkü genelde onların da ataları ya Yeniden Doğuş Partisi'ndendir ya da 74 sonrası göçmeni ya da 74'ten önce güneyden gelenlerdir. Bizim için Evet. fark etmiyor. Özellikle bizim gençlerimizin problemleriyle ilgilenmemizdir en başında konuştuğumuz. Ama gençlerin siyasete bakış açısı dediğiniz gibi özellikle bu Z kuşağı, bu 2000 yılından sonra internet çağında gelişmesiyle birlikte siyasete bakış açısı siyasetçilere güvenmediklerinden dolayı değil. Siyasetin ne olduğunu tam olarak bilmedikleri içindir. Siyasetin onlara ne getireceklerini ya da Yani bilmedikleri ya olabilir bilme de, evet ya yani siyasetin yozlaştığını düşünüyor muyuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Yani siyaset nasıl şekillenmeli? Bu da önemli Yani şimdi aslında. siyaset her zaman gençlere ihtiyaç vardır. Gençler her Evet. zaman bir akildir. Yani ne kadar büyük akiller bize bu konuda yol gösteriyorsalar da aynı zamanda genç beyinler siyasette her zaman bu işin bir nevi katalizörüdür, ilerleyicisidir. Yani gençlerimize bizim anlattığımız siyaseti bilmedikleri değil, orada yanlış kullanmış olabilirim, siyasetten haberleri daha iyi.
yok. Şimdi dediğim gibi internet çağına girdik. Evet. Bu internet çağında gençlerimizi internet nereye yönlendiriyor? Asıl bizim problemimiz de burada baktığımızda. Gençler interneti ne amaçla kullanabiliyor? Yani buradan temele başladığımızda çoğu gencimizdeki bu çoğu gencimizde aynı problem var. Aynı zamanda ben de ara sıra bu akıma kapılıyorum. Sosyal medyada yani yararlı kullanmamız gerekirken sosyal medya üzerinden haberleşme amaçlı kullanıyoruz sadece. Ama bilgi amaçlı, bilgileri öğrenme amaçlı eskiden hatırlarsınız. Kütüphanelerimizde ansiklopedi serileri vardı mesela. Bizim küçüklüğümüz annem benim tarih öğretmenimdir. Bu arada alemden de çok net bahsetmedim ama tarih öğretmenimdir. Annemin kendisine ait bir kütüphanesi bulunuyordu. Ben orada haritalardan, ansiklopedilerden öğrendim her şeyi. O zaman internet yoktu o çağlarda da. Yani 90'lı yılların ortalarında bahsediyorum. Bize 2000'li yıllarda elimize internet gelmeye başladı en hızlı şekilde biliyorsunuz. Gençlerimize de bunu anlatmamız gerekiyor. Bugün çok büyük bir faydadır internet ama ne özellikle kullanıldığı önemli olan. Yani gençlerimiz bu yüzden siyasetin tam olarak anlamını hani bilmeme kısmı olarak demek istemiyorum ama anlatmak gerekiyor. O yüzden siyasetçilerimize olan güven ya da özgüveninde kendileri karar verecekler. Yani güven ya da güvenmeme kısmına tabii gençliğimiz her zaman kendisi karar verecektir. Evet o zaten siyaset artık sosyal medyada daha çok ön plana tabii ki, çıkıyor. Siyasilerimiz de paylaşımlarını son zamanlarda Yeniden Doğuş Partisi'nin de paylaşımlarını, başkanın paylaşımlarını ve üyelerinin paylaşımlarını görüyoruz. Evet. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış da uzmanlar daha iyi bilecek ama sosyal medya aslında bir mesaj vermek için önemli bir yer. Ama doğru kullanılırsa, kesinlikle çünkü algı operasyonu çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz anlık olarak her şey düşüyor önünüze. Kesinlikle. Ve hızlıca ilerliyor. Evet. Gençler tabii burada ne kadar siyaset öğrenebilir, ne kadar öğrenemez bilemeyiz. Sanırım haberlerin özetleri var. Saat 6. Pardon mikrofon. Tamam. Evet. Evet şimdi 11 Nisan'da kurultayınız var. 11 Nisan'da önemli bir gün. Evet. Ama gördüğümüz kadarıyla bir kutuplaşma oldu başkanlar arasında, adaylar arasında. Ve doğal olarak herkes kendi tarafını belli ederek, yani birçok kişinin paylaşımlarından, işte AB adayını düşündüğümüzde birisi Adır, birisi Bedir. Peki siz gençlik kolları olarak bir taraf aldınız mı? Nedir düşünceniz? Alınması gerekir mi? 11 Nisan'da gerçekleşecek olan kuyuda genel gençlik kolları genel başkanlığına adaysınız ayrıca. Evet tabii ada genelinden sorumlu olacaksınız. İnşallah. Daha fazla yükümlülük alacak. İnşallah. Evet. Yani şimdi kutuplaşmanın sözcüğünü birazcık değiştirmek istiyorum. Bizde kutuplaştırma daha iyi hizmet edebilmek içindir. Yani bugün birden fazla genel başkan adayımız varsa bu Yeniden Doğuş Partisi'nin büyüdüğü anlamına gelir. Yani biz gerçekten demokrasiyi adım adım ileriye götüren bir partiyiz bu konuda. Yani her zaman hizmet gailesiyle yola çıkmış bir partiyiz. Bugün ekstra bir tane adayımız çıktıysa genel başkanlığa dediğim gibi bu bizim ne kadar büyüdüğümüz anlamına gelir, kutuplaşmış anlamımıza gelmez. Ya bugün sosyal medyada takip ettiğimiz hani söyleyebileceğiniz şeyler vardır. Bu bir iddiadır. Yani iki taraf içinde, yani taraflar içinde her zaman. Ama eminim ki iki taraf içinde her zaman Yeniden Doğuş Partisi için her zaman en iyisi olacaktır. Ama benim herhangi görüşümü sorsanız, ben her zaman bir önceki televizyon programında da bahsetmiştim. Liderimiz de, başkanımız da Erhan Arıklı'nın her zaman yanındayız bu konuda. Tabii ki diğer adayımız da bizim canımızdır, ikinci milletvekilimizdir. Aynı şekilde onun da güzel şeyler yapacağı inancına sahibiz bu konuda. Ama sosyal medyada ya da aslında bu konuda birçok sağdan soldan gelen mesajların birleşmesiyle ciddi anlamda partili olan ya da olmayan birçok oluşan bir kaos oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bunu 11 Nisan'da bütün Yeniden Doğuş Partileri olarak tek yürek olarak o kurultaya gideceğiz. Ve 11 Nisan'dan sonra da genel seçimleri ne kadar kuvvetli şekilde emin adımlarla yürüdüğümüzü bütün halkımıza göstermiş olacağız. Demokrasi hep beraber orada yaşayacağız Allah'ın izniyle. Bütün hedefimiz bu. Tabii 11 Nisan'da üye sayınız net mi? 8407 YSK onal, evet. Tabii o kadar bir üye gelip de kullanmaz belki o gün. Yani tabii ki o zamanki koşullara bağlı. Bayağı üyeniz olduğunu, hızlıca yükseldiğini biliyoruz. Peki genel seçimleri etkiler mi yani bu şu anki 11 Nisan'dan sonraki sonuç? Herhangi bir adayın kazanması fark etmez kimin kazandığı. Şimdi o konuda benim tahmin etmem çok yanlış olabilir. Yani tahmin. Yok genel seçimleri etkiler mi? Yani sonuç ne çıkarsa
sizin için etkilemeyebilir. Şimdi başta da söylediğim gibi bizim tarafımız da desteğimiz de tabii ki ikisinden de yandır ama ben şahsım olarak söylemek istediğimde liderimiz de başkanımız da Sayın Profesör Doktor Erhan Arıklı'dır. Bunu söylüyoruz neden? Çünkü Erhan Arıklı'dan daha öğreneceğimiz çok şey var bu konuda. Biliyorum ki Ekim ayında eğer bir erken seçimler olursa partimiz bu konuda çok büyük bir ivme atlayacak. Yani çok büyük bir basamak atlayacak. Bu da sadece ve sadece halkın adına çalışmak, halka hizmet etmek için çalışmak ve Kuzey Kıbrıs ilk çıkış noktamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması amaçlı yola çıkmıştık. Ondan sonrası için de inanıyorum ki hem bizim bu kurultayımız hem önümüzdeki genel seçimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok güzel bir virajı olacaktır. Siyasi anlamda da, önümüzdeki yaşam anlamında da, tanınma anlamımızda da Allah'ın izniyle ileriye doğru gideceğiz hep beraber. Yani ben pozitif bakıyorum her zaman bu konuya. O yönde de her zaman ilerlemeye devam edeceğiz. Göreceğiz bu seçimden sonra. Kasım ayında geldiniz ilçe başkanlığına. Gençlik Kolları Başkanlığı'nda. Evet, evet, doğrudur. 22 Kasım kurultaylarımız oldu. Evet, evet. Evet, Kasım ayından bugüne çok uzun bir süre geçmedi belki. Evet. Çünkü pandemidir, kapanmadır falan filan bayağı sıkıntılar oldu. Ama herhalde bir takım çalışmalarınız vardır Gençlik Kolları olarak. Şimdi orada bir çalışmalarımız var. Bugün Girne Gençlik Kolları'na başkan adayı, yani Gençlik Kolları'na başkan adayı olma sebebim de aynıydı. Bugün aynı şekilde de Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olma sebebim de aynı. Yani bizim bir 4,5 senelik bir partiyiz. Halihazırda yenik bir partiyiz ve hızlı büyüyen bir partiyiz. Evet. Tabii ki bunu büyüklerimiz kontrollü şekilde bu büyümeyi daha verimli hizmet edebilmek için koruyacaklardır. Ben buna inanıyorum ve her zaman arkalarındayım bütün büyük parti büyüklerimizin. Benim iddiam Girne Gençlik Kolları'nda da tepe başından Bahçeli'ye kadar bütün gençlerimizin bir iletişim ağının kurulmasıydı. Ben bunu sağlamak istiyordum her zaman. Ki bu pandemi sürecinde de tabii ki takdir edersiniz ki 22 Kasım sürecinden sonra Girne ilçe binamızı daha bize yakışan bir yere taşıdık aynı şekilde. Akabinde de pandemi sürecine girdik. Ama bu süreçte tabii boş kaldık mı? Kalmadık. Ortalama 660 tane gencimiz bulunan Yeniden Doğuş Partisi'nin Girne kaza sınırındaki gençlerimizle irtibat halinde olmaya çalıştık. Dertlerini dinledik. Çünkü gençliğimizin önünde çok büyük sıkıntılar var. Yani öğrencilerimiz, gençlerimiz üniversite okusalar da bir problem, okumasalar da bir problem. Evet. Bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışında birçok bölümde, birçok üniversitede okuyan gençlerimiz ya ülkemize geri dönmüyor ya da burada üniversite okuyan gençlerimiz iş bulamıyorlar herhangi bir kolda. Yani bu birçok sektörde sizin de takdirinizdir. Aynı şekilde takip ediyorsunuzdur bu konuyu. Ve aynı zamanda da bunun yanında da biraz daha marjinal olsa da lise çağında okulu bırakmış ya da ortaokul çağında okulu bırakmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gençlerimiz var aynı şekilde. Çok az bir kitle de olsa. Biz yine bu kitlenin de aynı şekilde peşinde ve takipçisiyiz ve yardımcısıyız. Gençlerimize bu konuda da yön veriyoruz. Peki ne yapacaksınız? Yani evet. Hedefleriniz tam olarak nedir? Yani tepe başından Bahçeli'ye tutun, kadar, Bahçeli'ye kadar kaza sınır dediniz. Tabii evet. Sınırları belirleyerek evet. Söylüyorsunuz. Evet. Bu alan içerisinde 660 gencin... Evet. Herhalde iş isteme gibi bir tabii şey ki. Olsa bile işte bakın budur problemimiz. Mümkün değil, i̇ş isteme tabii. Değildir. İş evet. Alanı yaratabilmedir. Evet. Yani ilerleyen dakikalarda onu da konuşacağımızı düşünüyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan parlamenter yapı ya da başkanlık sistemi ya da ciddi anlamda gençliğin önünü açabilecek bir seçim sisteminin devamı yani evet. Hizmetin devamı nasıl sağlayabiliriz? Bunu hep beraber ortaya koymamız lazım. Biz sadece 660 tane gencimizle ilgilenmiyoruz tabii ki. Sürekli gelişen, büyüyen bir partiyiz aynı şekilde. Gençlerimizin problemlerinin yanında gençlerimize yön verme. Yani gençlerimizin adımlarında onlara ışık tutma amacındayız aynı şekilde de. Nedir somut olarak bahsettiğimiz? Girne Gençlik Kolları olarak biz şu anda yeni ilçe binamızda bir kültür aktivite odası tertipledik. Allah'ın izniyle bunun da açılışını 11 Nisan'dan sonra da her ne koşulda olursa olsun biz Girne İlçe Başkanımız, Girne As Başkanımız ve yönetimiyle de birlikte sağ olsunlar hep beraber yapacağız. Burada neler olacak? Öğrencilerimizin yani bütün üyelerimizin üye olsun olmasın bir internet kullanma alanları olabilecek. Doğru yolda internet kullanma alanları olabilecek. Çünkü biliyorsunuz bu dönemler online dersler çok arttı bu konuda. Yani evet. Öğrencileri birazcık daha bilgisayarlara bağladılar. Aynı zamanda
Çeşitli kaynaklarımız olacaktır içeride yararlanabilecekleri ve aynı zamanda da bizle tartışabilecekleri, görüş alışverişi yapabilecekleri bir masamız olacaktır. Bizim bugün Girne'de de sağladığımız odur. Biz bir makam ya da şu anda bahsettiğiniz bir adaylığım süreci var. Bu benim bir makama gelme sürecim değildir. Gençliğe bir masa oluşturma sürecimdir. Hep beraber gençlerle bir masa etrafında her zaman toplanacağız. Görüşlerimizi bildireceğiz. Takvimimizi, programımızı yapacağız. Nedir bu? Kıbrıs Türk tarihinin ve Kıbrıs Türk kültürünün bütün hassasiyetlerini, bütün özelliklerini önümüze alarak aktivitelerimizi gerçekleştirmek. Yani bir siyasi parti örgütünde yapmamız gereken ne varsa üstüne koyarak devam edeceğiz bu konuda da. Mesela görev dağılımı var mı kendi içinizde? Tabii yani ki. Sadece siz almıyorsunuz sorumluluğu. Tabii ki bir yönetim kurulumuz oluyor. Yani mesela hangi görevler alıyorlar? Şimdi bir as başkanımız oluyor her zaman, evet. Girne Gençlik Kolları'nda. Bunun yanında strateji ve propagandadan sorumlu bir, aynı zamanda bir, evet, yönetim kurulu üyemiz oluyor. Sosyal aktivitelerden sorumlu bir yönetim kurulu üyemiz oluyor. Bunun yanında örgütlenmeden sorumlu bir yönetim kurulu üyemiz oluyor. Aynı şekilde spor ve kültürel alanlardan sorumlu bir yönetim kurulumuz üye oluyor. Bunların altında da biz komiteler oluşturuyoruz, çalışma komiteleri. Bunlar yönetim kurulu üyeleri değil de yine parti üyemiz olan gençlerimizden ya da parti üyesi olmak isteyen gençlerimizden bölge bölge analiz yaparak gençlerimize görevler veriyoruz. Mesela bugün aynı şekilde Girne kaza sınırıyla konuşuyorum. Şu anki görevim gereği. Tabii. Ama bunu ada genelini aynı şekilde, evet, yaymanın peşindeyim. Onu da konuşacağım. Aynı şekilde genelinde. Lefke'den Dipkarpaz'a kadar aynısını uygulayacağız. Gençlerimizin bölgelerinde bulundukları sorumlulukları, problemleri ve yapmak istedikleri. Bu yapmak istedikleri hem ticari alanda olabilir, hem oranın doğal yapısına ya da kültürel özelliğine uygun herhangi bir şeylerini gençlerimiz bizle paylaşıyor. Biz bunları bir havuz, bilgi havuzunda topluyoruz ve hep beraber Yeniden Doğuş Partisi gençliği olarak kendilerine katkıda bulunuyoruz. Bu katkı tamamen manevi bir katkıdır. Tabii ki biliyorsunuz her zaman genç iş girişimcilerine de Avrupa Birliği destekli burada birçok fonlar vardır. Evet. Tabii ki bireysel olarak her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gidip başvurabilir. Biz de gençlerimize bunların yollarını da aynı zamanda gösteriyoruz. Yani gösteriyor da olacağız aynı şekilde. Bugün de o tip çalışmalarımız devam ediyor. Yani nedir bir siyasi parti örgütünde gençlik kolları? Bilgilendirme, yolunu gösterme ve ileriye götürme. Ve partimize katkı ve kendisine katkı. Yani bunun dışında şimdi bahsedebileceğim ağaçlandırma projeleri olabilir her zaman. Ki bu bizim rutin her sene yapacağımız konulardır. Çöp toplama projeleri olabilir. Sahillerimizin temizlenmesi konusunda hassasiyetler. Huzur evlerimizin aynı şekilde bakımları ve tedbirleri ve kontrolleri olabilir. Bunun yanında aynı zamanda biz bunları hep masaya yatırıyoruz sürekli. Yerel yönetimlerdeki problemlerimiz, genç işsizliğimizin nasıl önüne geçebileceğimiz ya da üniversite çağını bitirmiş öğrencilerimizin iş bulma, istihdam konularıyla alakalı problemlerini sürekli bilgi havuzunda birleştirip bunlarla alakalı makaleler ya da projeler üretirip ya büyüklerimize sunuyoruz ya da böyle inşallah bundan sonra da 11 Nisan, çünkü dediğiniz gibi 22 Kasım'dan sonra geldim Girne Gençlik Kollarına. Ciddi anlamda gençlerle iletişim dışında yapabildiğimiz aktivite kültür ve bilgi odamızı oluşturmaya çalışmaktı. Allah'ın izniyle 11 Nisan'dan sonra gümbür gümbür sahalarda Yeniden Doğuş Partisi gençliği, bu dediğim bütün her şeyin yanında da hem halkına nasıl hizmet edebileceğini hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl dünyada da temsil edebileceğini çok güzel şekilde gösterecek Allah'ın izniyle. Bütün, evet, hedefimiz, gayemiz bu. 2 dakika bir haber özetlerimiz var. 2 dakikadan sonra hemen yine ekranları başındayız. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, 2 dakika sonra görüşmek üzere. ...1500 kişi AstraZeneca aşısının uygulandığı ve ikinci bir duyuruya kadar bu aşıların kullanılacağı açıklandı. Konu ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bize ulaşan aşıların serileri sorun olduğu düşünülen serilerden değil, bu nedenle aşılamaya devam etmemiz söylenmişti. Ancak bizi aradılar ve aşıları durdurmamızı istediler diye konuştu. Kanal T Haber Sanayi Odası Başkanı Candan Avundoğa, Hellim'in coğrafi tescil konusunu ve Hellim denetimlerini sordu. Avunduk, Hellim'in denetim konusunda Rum yönetiminin kendilerine bağlanmalarını istediğini, ancak bunu kendilerinin kabul etmediğini belirterek 2015'te varılan ortak mutabakat hakkında bilgi verdi.
Turizm Bakanı Fikret Oğlu, turizm emekçileri desteklemek amacıyla Sosyal Sigortalar Dairesi'nin hazırlamış olduğu 1500 ve 2000 TL'nin yanı sıra bakanlığın kendi bütçesinden bir çalışma yapılacağını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'nın Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini atadığı Okan Erdemsiz bu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii çok hızlı geçtik ama tabii daha birçok şey var. Gençlerin yapmak istediği hedef. Bu arada internetten de baktım hızlı konuşmamla evet. alakalı. Ben evet. aslında Karadeniz kökenli bir aileden geliyorum. Evet. Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat evet, Başkanı. Murat selamı abim var. De selam Buradan var. Ben de selamlar söylüyorum evet. kendisine. Biraz hızlı konuşmamın sebebi de Karadeniz kökenli olduğumdan dolayıdır. İçimizde her zaman bir heyecan vardır bu konuyla alakalı. Yani bizim partimizle de alakalı, hizmetle de alakalı her zaman içimizde bir heyecan vardır. Bunu da yavaş yavaş herhalde öğreneceğiz diye düşünüyorum bu hızlı konuşma tarafı. İnsanlar üzerinde de bir olumsuz etki yarattığını düşünmüyorum vatandaşlarımız yani arasında. Yok yani yapma meselesidir hiç öyle bir şey yok. Tabii ki olumsuz evet. bir etki yoktur evet, muhakkak. Evet. Peki genel başkanlık düşündünüz gençlik konuları evet, için. Evet. Mesela genel olduğunda ülkeye ne gibi faydalar sağlamayı hedeflersiniz? Yani gençleri nasıl organize edeceksiniz? Nasıl evet. yönlendireceksiniz? Onlar için ne düşünüyorsunuz? Herhalde bir takım projeleriniz var kesinlikle, şimdi seçime girerken. Kesinlikle evet. işte başta da bahsettim. Evet. 4,5 senelik bir parti olduğumuz için gençlikte örgütlenmemiz tam yapısını oluşturamadı daha. Aslında sözünüzü kestim. Bu süreçte Yeniden Doğuş Partisi'nin şu 4,5 yılda kadınlara ve gençlere bayağı önem verdiğini fark ettim. Kesinlikle. Özellikle kadınlara. Kesinlikle. Bu belki seçimlerde kesinlikle. Yansır yani sandığa bugün ilçe kurultaylarında da Deniz Hanım beni takip ettiniz mi bilmiyorum. İlçe kurultaylarımızda da ilçe yöneticilerimizde hep en üst sıralarda kadın adaylarımız birinci sırada evet. çıktı. Yani bu gerçekten çok güzel bir ibare, çok güzel bir tespit. Hani benim bilgim dahilindeydi ama sizin de ekstradan hatırlatmanız iyi oldu. Yani özellikle gençlerimizin de bu konuda her zaman teşvik edilmesi Yeniden Doğuş Partisi'nin hem geleceği oldu hem de kadınlarımıza karşı yani her zaman vitrinde ön planda tutmak istediğinin en büyük göstergesidir. Yani bu konuda peki, bayağı başarılı. Gençlerin içinde kadınlar ne durumda? Sayısal olarak? Şimdi sayısal olarak öyle bir ayrım gençler arasında şahsen yapmadım. Evet. Toplamda Yeniden Doğuş Partisi'nde şu anda bizim 1823 tane ortalama gencimiz var. Yani 35 yaş altı gencimiz bulunmakta. Evet. Ortalama bunların nereden baksanız yani %70'i üniversite mezunu. Yani tespitlerimiz dolayısıyla söylüyorum. Çok önemli çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş okuma oranı yüksektir. Yani bu da bizim için üniversitenin içerisinde tabii nimettir, okuma, güzel bir şey. Ki. Bunu iyi değerlendirebilirsek Deniz Hanım yani ülke olarak da çok iyi yerlere gelebiliriz. Yani kendi ayaklarımızın üstüne basabilen bir ekonomi ya da uluslararası platformlarda tanıtabilme yani bugün siyasilerimizin büyükten küçüğe herkesin istediği, gençlerin özellikle istediği biz Avrupa'ya ya da Amerika'ya ya da yurt dışına bir yere gittiğimizde yaka kağıdımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği yazabilmesini istiyoruz. Yani biz pasaportumuzun yanında sadece şeyinin bir kağıda basılıp da bize vize verilmesini istemiyoruz. Ben bundan seneler önce İngiltere'ye gittiğimde, ilk gittiğimde yani KKTC pasaportuyla gittim ve kağıdımda yani pasaportuma değil ve kağıdıma basıldı. Bir kağıt verildi ve ona vize basıldı. Evet. Ama gittiğim okuldan yani Kuzey Kıbrıs diye yazıldı. Ben neden oraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazılmasın? Yani aynı zamanda biz neden uluslararası tanınmış? Tabii ki. Tabii önemli bir yani ben bir genç olarak söylüyorum. Bir milli futbol takımımızın olması hayal edin. Bunlar evet. güzel şeyler. Bizi yani bir daha çok birlik içinde tutacak şeylerdir. Bugün anavatan Türkiye'de baktığımızda herhangi bir kriz anında futbol takımı olsun ya da basketbol takımı olsun bir başarı sağladığında herkes kenetlenebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Neden biz bunlardan mahrum kalalım aynı zamanda? Ya bu doğru. bizim için çok psikolojik, çok duygusal bir araya geliş sebebi olabilir. Yani uluslararası platformlarda tanıtılmamız. Tabii herkesin hayali bu uzun süredir mücadele verilen. Evet, biliyorsunuz evet, görüşmeleri de evet, devam ediyor.
Tabii İnşallah sizin yurt, peki yurt dışında bağlantılarınız var mı gençlik kolları olarak? Yani nedir? Ben Yeniden Doğuş Partisi'nin dışında Türkiye'de de bir spor kulübünün kongre üyesiyim aynı zamanda. Aynı zamanda çalıştığım sektörde de bir derneğin, yani denizcilik sektöründe bir derneğin yöneticiliğini de bir dönemde yaptım. Üyesi de oldum aynı zamanda. Onun dışında bağlantım İstanbul'da aynı şekilde ailem ve akrabalarım var ama siyasal olarak herhangi bir gençlik kolları ya da gençlik örgütleriyle bir bağlantımız yok. Herhalde ileride olur çünkü tabii ki, kesinlikle ülkeler araştırmasını arası yapıyoruz. Çalışmalar çok tabii önemlidir. Tabii ki. Yani Azerbaycan falan evet, olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti. Elimizde olanaklarımız var, evet. Bunları değerlendireceğiz yani her zaman önümüzü açık o konuda. Evet, tabii az önce konuştuk ülkemiz üniversite adası. Bugün bayağı ekonomik anlamda çöküş yaşadık her yönden. Evet. Çünkü ülkemize öğrenci gelmiyor, turist gelmiyor ve birçok sektör bu yüzden kapandı. Evet. Kepek kapayan esnaflarımız oldu. Birçok sektörümüz de etkilendi. Peki bu süreçte 1 Nisan tarihi verildi ama tabii 1 Nisan olur mu bilmiyorum turizm açılması evet. adına. Öğrenciler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir kısmı. Yani bir kısmı az da olsa ülkemizde şu an evet. garantinada otellerde kalanlar var, çıkanlar evet. var. Bu Nisan-Mayıs aylarından bahsedecek olursak ne görüyorsunuz? Yani öğrencilerin gelmesi, turizmin açılması evet. beklenen olur mu? Yani size bir siyasetçi olarak düşünerek soruyorum. Yani beklenti ulaşır mı hedefine? Yoksa daha bir uzun süre bu ekonomik çöküş yaşar mıyız? Yani ekonomik çöküş devam ediyor aynı şekilde. Evet. Şimdi turizm tarafıyla alakalı yine yaz aylarında geçen sene olduğu gibi. Sizin yurdunuz var diye. Evet oradan şey da bahsedeceğim. Evet. Turizmden bahsetmek istedim. Yani bu evet. otelcilik ve kasinoculuk tarafıyla. Kesinlikle bir yoğunlaşma olacaktır. Yani bir açılış. Tabii ki onunla evet. ilgili bir inancım var. Ama öğrenci kısmından alırsak işi. Bugün YÖK'ün yani araştırmalarıma göre Yüksek Öğretim Kurumu'nun Türkiye'de bu online ders, üst üste online ders alınabilir durumunu 3 dönemden 4 döneme çıkarma durumu var. Eğer öyle bir durum olursa bu 2021 Ocak ayına kadar, 2021 Aralık ayına kadar devam edecek. Yani bu dönemi de kaybettik. Biz özellikle şu anda evet. icra ettiğim meslek öğrenci yurdu işletiyorum. Şu anda online dersler devam ettiği sürece birçok öğrenci yurdumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarında şu anda boş ya da bir kısmı kısmi olarak dolu. Yani beklentinin çok altındayız bu konuda. Yani dediğim gibi eğer üniversitelerimiz, tabii ki bu bütün dünyayı evrensel olarak kapsıyor, online ders sisteminden kademeli şekilde çıkmazlarsa, öğrenciye bağlı, sadece yurt için değil, öğrenciye bağlı, özellikle KKTC'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde takdir edersiniz ki turizm ve öğrenci sektörü bu konuda her zaman başı çeken sektörlerden evet. biridir. Buraya gelen öğrenci bir vatandaş gibi evini kiralar, marketine gidip alışverişini yapar, kuaföre gider, spor salonuna gider, arabasını alır, araba kiralar, benzinini alır. Yani birçok yani sektör dinamo taşı gibi evet. birbirini etkiler. Bugün eğer ben bir yurt işletmecisi olarak kazanamıyorsam bunu bir kuru yani kuru temizleme firmasına veremiyorum demektir. Ya da kendi yanımdaki personelleri çıkarmak zorunda kalıyorum demektir. O da evine ekmek götüremiyor evet. demektir. Yani dinamo taşı gibidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi bu konuda. Biraz dışa bağımlılık demeyeyim, sektörlerimizi biraz daha genişletmemiz lazım. Yani bu konuda da bizim gençliğimizin ilerleyen dönemlerde kesinlikle bir çalışmalarımız olacaktır. Neden sadece turizm ve öğrenci üzerinde yoğunlaşıyoruz? Neden mesela diğer alternatif ne var? Alternatif olarak bizim bir denizcilik sektörümüz var. Yani biz uluslararası platformlarda tanınmaya başlarsak bir balıkçılık, yani bir ada ülkesiyiz ama balıkçılık konusunda çok geride olduğumuzu düşünüyorum. Tarım konusunda üretimimiz çok iyi. Bunu daha da üste çıkarıp uluslararası platformlarda ana vatan üzerinden biz bunu daha iyi alanlarda, arenalarda pazarlayabiliriz. Yani bunu 83 öncesi yapılabildi. 83'ten sonra bir takım sebeplerden dolayı biliyorsunuz ambargolar yendi. Ama biz bunları şu anda aşabiliriz en azından. Tanıtılma süreci biraz uğraş ister Deniz Hanım. Benim anladığım evet. kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Yani 1923'ten önce Türkiye Cumhuriyeti kurulurken nasıl bir mücadele verildiyse 74'te de burada bu mücadele verilmiştir. Aynı şekilde de bugün ekonomik bağımsızlık anlamında da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunun mücadelesini sahalarda vermemiz gerekiyor. Tabii ki bu savaşla dövüşle değil. Tabii ki bunu biz iyi çalışma yaparak, iyi fonlarda hareket ederek, iyi forumlara katılarak,
sesimizi anlatarak, yükselterek, daha çok konuşarak ve daha çok planlarımızı ve KKTC'yi ön plana çıkararak sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani sektörlerin gelişmesi hem burada genç işsizliğini de bir nevi azaltacaktır, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ekonomiye ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Şahsi görüşüm. Evet, tabii önümüzdeki süreç çok şeylere gebe. Evet. Henüz pandemi süresinin de nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Yani her gün farklı bir şey. On and off sistemi olacaktır bir sürede anladığım kadarıyla. Aşılar tamamlandığı zaman daha güvende olacağımızı düşünüyorum. Evet. Hedef tabii Haziran'sa bilmiyorum ne kadar uzun sürede aşılanma devam edecek. Tekrarlanacak 6 ay sonra, 1 sene sonra yine bu aşılar tekrarlanacaktır. Bu olduktan sonra zaten Sayın Bakan açıklama yaptı, ilkokullar, liseler gibi. Açılacak. Aşılanma olduktan sonra okullar açılacak. İnşallah. Üniversiteler için de umarım aynı şey geçerli olur. İnşallah. Tabii göreceğiz. Sadece bugün baktığımızda ülkemizde öğrenci yok ama ev kira fiyatları yüksek, hiçbir şey değişmemiş. Evet. Yani dövizin de yüksek olmasından kaynaklı herhalde. Evet. Tabii kimse tutmuyor şu sıralar beklenti, ama yatırımcıların beklentileri ama yüksek. Yani tabii bir şeylerin artık düşmesi sürece gerektiğine inanırım. Çünkü alım gücü düştü. Evet, çok yani düştü. Kiralar halen çok yüksek. Çok yüksek aynı şekilde. Göreceğiz tabii. Bugün ülkemizde seçim sistemi sorgulanır halde başkanlık sistemini dile getiren, hatta Erhan Arıklı Bey de Sayın Bakan da bunu çok dile getirdi. Evet. Başkanlık sistemini savunuyor. Siz gençler olarak diyeyim, nasıl bir sistem istersiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Ayrıca son seçim sisteminde bildiğiniz gibi çarşaf liste bayağı karışıklık yarattı. İşte yanlış oylar, %12 oy yandı. Evet. Yani yaşlılarımız, gençlerimiz bilemedi aslında. Karma sistemle alakalı karma sistem, evet. Nasıl kullanılacağını, hangi bölgeye kaç oy verileceğini bilemediler. Evet, biraz ve matematik gerektiren bir evet, konu. Evet, birçok oy maalesef ki yandı. Bu seçim sisteminin değişmesi taraftarı mısınız? Başkanlık ve parlamenter sistemle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bununla alakalı her zaman ben araştırmalarıma Orta Doğu üzerinde bakarım. Bugün evet, son 30 senedir Orta Doğu üzerinde popülist bir liderlik furyası devam etmekte. Ama bunu kötü niyetli olarak, yani kötü eleştiri olarak söylemiyorum. Bugün Rusya'ya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda, Azerbaycan'a baktığımızda, zaman zaman Yunanistan'dan da bu tip çıkışlar gelebiliyor. Ama Türkiye'de son 5 senedir bu başkanlık sistemiyle alakalı bir geçiş sürecinde ve çok başarılı adımlar atmaya başladı Türkiye bu konuda. Türkiye'ye baktığımızda bürokrasi bu konuda biraz daha hafiflemeye başladı. İşi bilen bakanlar, yani oy derdi olan bakanlar değil de işi bilenler, teknokrat dediğimiz bakanlarımız gelmeye başladılar. Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Türkiye'de bu konuda çığır açmış biri. Yani ciddi anlamda çok başarılı bir Sağlık Bakanlığı yaptı. Bu süreci çok iyi devam ettirdi. Bu modellerin Kıbrıs'ta da uygulanabilmesi gençliğimiz açısından da iyidir. Gençlik neye bakar bunda? Geleceğe umut vadecilik, güzel tohumlar atabilecek bir gelecek ister gençliğimiz. Yani bu başkanlık sistemiyle alakalı bugün gençlerimize de sorduğumuzda, araştıran gençlerimiz içlerinde tabii ki vardır. Ama isterler ki iş olanağı çıkabilecek ortamlar olsun. Sadece devlet kapılarında iş bekleyecek bir gençlik istemiyor gençlikte bu konuda. Onlar da aynen istiyor. Aynı şekilde mimar olan, bugün mimarlıkta okumuş bir öğrencimiz, fakültesinden mezun olduktan sonra en azından iş kollarında iş yapabilsin. Yani inşaat sektörü Kıbrıs'ta her zaman inişi çıkışıdır bu konuda. Birçok sektörde aynı şekilde. Yani benim demek istediğim, üniversitede hangi konuda olursa olsun mezun olmuş bir gencimizin gelecek kaygısı olmasın. Yani başkanlık sistemi olur, yarı başkanlık sistemi olur, düzenlenmiş, bürokrasisi daha saydam bir parlamenter sistem olur, ama gençliğin önünü açabilecek, bu konuda da özellikle gençliğin önünü tıkamayacak bir sistem olursa bizim için her zaman faydalıdır. Yani bunun kararında hem geçmişime bakıp hem de geleceğimize bakmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Ona da büyüklerimiz ya da aynı başkanlık şekilde başkanlık sistemine geçmek için biliyorsunuz halkın onayına sunulur, referanduma gidilir. Kesinlikle. Anayasada değişiklik. Bu arada destekliyorum başkanlık sistemini. Şimdi sonuç olarak evet, onu söyleyebilirim. Yani, destekliyorum tabii yani ki. Yani daha faydalı olacağını düşünüyorsunuz. Bugün çünkü parlamenter bugün siyasiler hep oy toplarken evet, sadece hizmet veremiyorlar hiçbir şekilde baktığınızda. Bir de seçim dönemi evet, ziyaret ediyorlar. Evet, siz evet, geziyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Sadece seçimden seçime evet, siyasiler bu, bölgenize geliyor. Bu durumu destekliyorum. Geliyor. İşi bilen insanlar her zaman hizmet sektöründe, hizmet kanalında olsun bu konuda. Bakanlıklar konusunda özellikle. Yani bahsettiğimiz nedir? Gençliğimize her zaman
güzel bir miras bırakalım. Bugün Yeniden Doğuş Partisi'nde de benim yapacağım bir dönemdir Gençlik Kolları Başkanlığı'nı. Yani Girne Gençlik Kolları Başkanlığı da olsun ya da Ada Gençlik Kolları Başkanlığı da olsun. Ben gençlere arkada bir şeyler bırakabilirsem benim için ne aladır? O bıraktığım taşın ya da o bıraktığım işaretin devamında gidebilirler de benim için ne aladır, ne güzeldir. Aynı şekilde şunu bahsedebilirim, aklıma geldi. Ben dediğim gibi üniversite çağlarımda bir spor kulübünün hem okul hem de ada başkanlığını yaptım. O zaman 6 üniversite vardı. 2015'te tekrardan adaya geldiğimi bahsettim. 2015'te adaya geldiğimde okuduğum okulda Yakında Üniversitesi'nde aynı derneğimin öğrencileri beni aradılar, bana ulaştılar. Abi lütfen bir kurultayımıza yani bir kongremize AKM'de katıl diye. Bu benim için çok güzel bir duygu oldu. Çok güzel bir ne derler ona yani çok güzel bir onurlandırdı beni. Yani gittim orada ortalama bir 300 yakın gencimizle güzel bir konuşma yaptık hep beraber. Yani 2004 yıllarında 2005 yıllarında attığım filizlerin aynı şekilde aynı standartta devam etmesi beni çok onurlandırdı. Bugün de aynı şekilde Yeniden Doğuş Partisi'nde bu filizleri atabilirsem gelecekte de bunları görebileceğime inanıyorum. Yani iddiam bu yöndedir. Ada Genel Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday olmamın sebebi de budur. Yani bütün isteğim de budur bu konuda. Peki gençlik kollarının vizyonu nedir? Yani evet. Genel olarak nasıl bir vizyonla ilerleyecek? Yani bizim dediğimiz gibi partimizin de vizyonuyla ortak hareket ediyoruz bu konuda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformlarda tanıtılması. Vizyonumuz aynı zamanda sadece dediğiniz gibi seçim zamanlarında halkla iç içe değil, biz pandemi döneminde de bütün köylerimizde yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza el uzatmaya çalıştık. Dertlerini dinledik ya da yardım kuruluşlarını yönlendirmeye çalıştık ya da biz de karında kararınca kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık halkımız için. Aynı zamanda vizyonumuz sadece bu tip yardımlar da değil, halkın gerçek problemlerini her zaman masa üzerine yatırıp bunu siyasi arenalarda çözüme ulaştırmaktır. Anlatabildiğimiz bizim her zaman budur. Yani halkın problemlerini çözmektir sınırlarımız içerisinde. Tabii sınırlarımızın dışına çıktığımızda da Mavi Vatan'ı bilirsiniz. Biz Mavi Vatan projesini her zaman destekliyoruz. Aynı şekilde de Türkiye'mizin, ana vatanımızın da yanında her zaman çok iyi bir ortak olabileceğimizi biliyoruz. Yani bugün Akdeniz'deki problemleri de biliyorsunuz. Yani Libya ile olan ya da Güney Kıbrıs'ta olan. Türkiye'nin her zaman bu konuda yanında olursak biz bunları başarabiliriz. Çünkü çok kritik bir noktadayız. Allah'ın izniyle bu bölgelerde hem çok doğal zengin kaynaklara sahip bölgeler. Aynı şekilde de bunlardan hep beraber gençlik olarak faydalanacağız. Vizyonumuz bu konuda KKTC'nin tanıtılmasıdır. Her zaman uluslararası platformlarda KKTC sınırları içerisinde de halka nasıl iyi hizmet edebilmektir. Ve buranın kültürünü, geçmişini ve geleceğini kaybetmeden doğru yolumuzda ilerlemektir. Bütün amacımız budur. Peki sadece Girne olarak konuşuyoruz tabii şu an ama. Yok, bütün adı olarak. İlçe başkanınızla herhalde istişare ediyorsunuz. Çünkü sizin yürüttüğünüz çalışmalar başka, Girne ilçe başkanının yürüttüğü çalışmalar başka. Evet. Yanlış söylemiyorum herhalde. Estağfurullah, yani, neyle alakalı? Bu çalışmalarla birlikte çalıştığınız oluyor mu? Herhangi bir... Şimdi büyüklerimiz her zaman bizim yanımızda. Yani bir de diğer bölgelerle istişare ediyor musunuz? Tabii ki, şimdi gençlik kolları olarak mı soruyorsunuz özellikle? Yani İlçeler genel olarak bazında soruyorum. Bu kesinlikle İlçeler iletişim çok kuvvetli. İlçeler bazında da soruyorum. Yani bütün bölgelerde ilçe başkanları var tabii ama ki. Gençlik kolları bütün gençlik bölgelerde var mı? Gençlik birazcık eksikliğimiz var bu konuda. Yani birazcık eksikliğimiz var. Yani nedir? Yeniden Doğuş Partisi bütün örgütleriyle bugün herhangi bir organizasyona ve aktiviteye hazırdır ilçe örgütleriyle. Ama gençlik kollarında iddiam da odur ki birazcık daha... Hangi bölgelerde daha yoğun gençler? Yani bir sınıflandırma olmasın. Lefke'deki gençler... Sınıflandırma değil, mesela siz Girne'de kurdunuz. Girne bu konuda kuvvetlidir. Var mı? Gazi Manso da bu konuda kuvvetlidir, Lefkoşa da kuvvetlidir, evet. İskele de kuvvetlidir. Birazcık nüfus oranımıza göre, tabii ki nüfus kalabalığı da Lefke'nin evet. daha azdır. Lefke ve Güzelyurt'ta da bu çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Özellikle Lefke ilçe başkanımızda, Güzelyurt ilçe başkanımızda bu konuya çok meyilliler. Aynı şekilde onlar da aynı aktiviteleri göstererek bize bu konuda destek veriyorlar. Yani kendileri de bu evet. uğraş içerisindeler. Orada da çok kaliteli gençlerimiz var. Ama dediğim gibi ada gençliği olarak, partim için konuşuyorum, gençlik olarak
olarak bir iletişim eksikliğimiz var. Bu iletişim eksikliğini ben tamamlamaya geleceğim ve üstüne koyarak devam edeceğim. Bütün amacım ve idealim bu. Peki maddi boyutu da var herhalde bazı şeylerin. Evet. Yani sürdürdüğünüz çalışmaların, partinin belli bir bütçesi var. Evet. Mesela partinin bütçesinin yetmediği zamanlar ne yapıyorsunuz? Yani Allah şükürler olsun partimiz her zaman yani. Bu konuda bize yardımcı olmuştur. Büyüklerimiz başta genel başkanımız Erhan evet. Arıklı, genel sekreterimiz de olsun, diğer parti büyüklerimiz olsun. Yani bize bu konuda her zaman destek verdiler. Tabii ki partimizi yine ileri gelen yine sermaye sahibi olarak demek istemiyorum ama bize yardım eden büyüklerimiz de mevcuttur. Yani biz gençlik olarak bugün ağzımızdan çıkacak bir kelimeye bakıyorlar, bir cümleye bakıyorlar. Biz onu dediğimiz anda imkanları direkt önümüze sunup yapın diyorlar. O konuda kesinlikle Allah şükürler olsun bir sıkıntımız olmadı güzel. Bugüne kadar. Partiniz kurulduğu zaman bayağı böyle ön yargı oldu. TC vatandaşlarının olduğu, yoğunluğu olduğu evet. bir parti. Bugün baktığımızda Kıbrıslılarımız yani burada doğmuş büyümüş Kıbrıslıların da tabii içinde ki. Olduğunu tabii gördük. Evet. Bu algı tabii uzun süreden sonra yıkılmaya başlanıyor evet. ama genel olarak herhalde daha çok TC kökenlerinin var olduğu bir parti olduğu için insanlar ister istemez ayrımcılık mı yapılıyor diye düşünceye kapılmıştı. Bunun yıkıldığını görüyoruz zaten artık. İlk son sloganlarımızda zamanlarda. Vatanım Kıbrıs'tı zaten bizim siyasi evet. sloganlarımız, ilk seçimlerdeki sloganlarımızda. Biz bu halkın, bu ülkenin bir siyasi örgütü, siyasi partisiyiz. Biz bu ülkede doğduk. Yani ben şahsım adına burada doğmasam da benim atalarım, babalarım burada iş yaptılar ve burada hayatlarını kaybettiler. Yani ben evet. dediğim gibi burası bana bir ata mirasıdır. Bu vatanı ben şu şekilde söyleyeyim. Avrupa'da ya da herhangi bir platformda ya da Türkiye'de herhangi bir maça gittiğimde, KKTC bayrağı gördüğümde şuramda bir şeyler hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben anladım sizi de ben bir yere bağlamak istiyordum. Evet, şunu sorayım size. Tabii ki buyurun. Şimdi mevcut partilerimiz var. Yıllardır verdikleri mücadele ve içindeki evet. kişiler de belirli kişiler. Yeniden Doğuş Partisi'nin kendi işte TC daha çok TC vatandaşlarını tercih ederek kurulmasının nedeni diğer partilerin içlerine bu kişilerin alınmamasından kaynaklı mıydı? Yoksa tamamen farklı bir amaç mıydı? Yani bazen soru işareti olur ya, örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi. Kalıpları vardır. Bazı işte kökten gelecek Cumhuriyetçi Türk Partisi. Sonradan geleni kabul etmiyor. Bu şekilde olmuş olabilir mi bazı yani oluşumlar? Ona büyük babamdan örnek vereceğim. Hiçbir zaman bana öyle bir şey evet. öğretmedi. Büyüklerim evet. de dahil. Büyük babam da Allah rahmet eylesin. Kendisi evet. bu konuda bana miras bırakmıştır. Ya da babam da şu anda hayattadır. Allah uzun ömürler versin. Bu konuda bize hiçbir şekilde böyle bir şeyden bahsetmediler. Biz bu vatanın... Yani bununla ilgisi yok. Evet yok. Evet tabii ki. Yani evet. biz bu vatanın evladıyız. Ama Yeniden Doğuş Partisi olarak da bizim öyle bir iddiamız değil. Bizim de hizmet açısından bir iddiamız var. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Bizim de bir sesimiz var. Biz de bu vatanın bir evladıyız. Biz de bu vatana hizmet edebiliriz siyasi platformlarda da demek için yola çıktık. Yani bu bizim hiçbir şekilde kuzeyden geldik ya da güneyden geldik diye bir ayrım yaptığımızın kesinlikle anlamı yoktur. Aynı şekilde bugün siyasi kuruluşumuzun içerisinde de yani nasıl tabir edersiniz bilmem güneyden göç etmiş soydaşlarımız da mevcuttur. Evet. Yani biz bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyız ve bu siyasal parti örgütüyüz. Her zaman da bir ayrımcılık bizim gözümüzde yoktur hiçbir konuda. Bu, gençlik örgütlerinde de yönetim kurullarımızda da aynı şekilde gençlerimiz bulunmaktadır. Yani bunu ayırt edici fayda olarak söylemek istemedim ama yani bahsettiniz diye söylüyorum. Yani TC kökenlerin kurduğu bir parti olarak ben zaten kabul etmiyorum birebir Yeniden Doğuş Partisi'ni. Aynı zamanda da tabiri caizse olarak diyeceğim güneyden göç etmiş soydaşlarımızın da içinde bulunduğu bir parti ve gençlik örgütlerinde de varız. O şekilde yani bunda bir ayrımımız hiçbir şekilde olmadı olmayacak da hiçbir evet. zaman. Zaten partinizin içinde birçok kişiyi evet. yakınen tanıyorum. Evet, evet iletişimim de var. Bugün baktığınızda ülke siyasetini nasıl değerlendirirsiniz? Yani artık hayal ettiğiniz bir siyasi yapı mıdır? Yoksa nelerin değişmesi gerektiğine inanıyorsunuz? Yani sürekli bir suni teneffüs, ben öyle hissediyorum. Yani bir suni teneffüs altındayız. Yani her sene Aralık ayına doğru Maliye Bakanlığı'nda bir kriz yaşanıyor bu konuda. Evet. Sürekli bu konuda ana vatana bakıyoruz. Biz bu ülkede birçok işletme sahibi insanlarız.
kasinolarından tutun birçok yani cash flow'u yüksek, yani para değeri yüksek iş yapan firmalarımız içimizde mevcut. Yani biz burada devlet olarak, yani devletimiz bu konuda vergileri tam toplayabilse, yani kapsamlı bir vergi hukukunu geliştirebilse, bizim ciddi anlamda ana vatandan her zaman bu konuda bir suni teneffüse ihtiyacımız olmayabilir. Anlatabiliyor. Yani bunu ben bir onur kırıcı şekilde söylemiyorum. Tabii ki bizim ihtiyacımız vardır her zaman her şeye. Ama biz kendi ayaklarımız üstünde durabilmemiz için birazcık daha iç meselelerimizi halletmemiz gerekiyor. Birazcık daha işte o bahsedilen, bazen bahsediliyor işte güneyden göç eden ya da kuzeyden göç eden. Bunları bir kenara bırakalım artık. 45 sene geçti. Ben artık buraya atalarımı gömdüm diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çok birçok yerde bahsediliyor. Artık bu ülke için neler yapabiliriz olumlu şekilde? Bugün genel başkanımız Kıptek'te birçok konunun üstüne gidiyor biliyorsunuz. Evet. Yani bu konularda da birçok mecrada da başka görüşlerde de takdir görmeye başladık. Yani bunlar güzel şeyler. Yani biz hizmet yapalım. Önemli olan o. Bunu başarabilirsek beraber bir yere bağımlılığımız ya da bir yere zorunluluğumuz ya da bize zorunlu bir suni teneffüs yapma ihtiyacımız kalmaz. Tabii ki ana vatanımız Türkiye'dir. Tabii ki her zaman bizimle beraber yürüyecektir. Ama biz de kendi siyasal düzeneğimizi düzeltebilirsek sorunuzu yanıtlamış olurum. Biz iç siyasetimizi halledebilirsek her şeyi halledebiliriz. Ben bunu kabul etmiyorum şu anda. Yani siyasi düzenimiz her zaman bir oy peşinde. Birilerinin... Ama baktığınızda her yıl bir seçim var. Yani 36. Buçuk... hükümet kuruldu. Yani 38 senedir. En fazla 1,5 sene dayanıyor. Evet, ya da 2 sene dayanıyorlar. Evet, bu... Ve her yıl kurulan bir hükümet var ve tabii ki doğal olarak biri bakan, diğer bakanın yaptığı işi devam ettirmiyor. Evet. Ve yarıda kalan birçok işler evet, var. Deniz Hanım işte o da başkanlık sistemiyle birazcık paralel aynı konu. 2002 yılında yani Türkiye'de desteklenir desteklenmez. Ben şahsi bir görüş belirtmeyeceğim orada. 2002 yılından beri Türkiye'de bir siyasi istikrar vardır. Sevilir ya da sevilmez onunla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir siyasi istikrar vardır ve bu siyasi istikrar inişli çıkışlı da olsa bir siyasi, bir güzel ekonomik ortam yaratabiliyor. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Türkiye'den gelecek bir vatandaşın burada yatırım yapabilmesi için biz nasıl olanaklar sağlıyoruz? Ama Türkiye'de yurt dışından gelecek bir herhangi bir yabancı yatırımcının yatırım yapabilmesi için çok olanak sağlanıyor. Bugün ben bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak 2015 yılında yurt projem için Kıbrıs'a geldiğimde, bu iş için özellikle Kıbrıs'a geldiğimde ata topraklarıma birçok bürokraside zorluklar çektim. Yani bu da hem siyasi etkilerden kaynaklanıyor ve bunlara da üzüldüm. Yani sürekli 90'ların Türkiye'si gibi kapı kapı dolaşmaya devam ettik. Halen öyle. Tabii aslında. Ki yani bugün ruhsat alımından tutun evet. Kıptek'teki problemler, şehir planlama, bunun ÇED raporları, çevre dairesi hiçbir şey değişmiyor. Yani bunun da çözümü büyük ihtimalle siyasi istikrardan gelecektir. Biz de bunun iddiasındayız aynı zamanda. Başkanlık sistemi de ya da yarı başkanlık sistemi de yani büyüklerimizin de öngördüğü o konuda benim şu anda burada konuşacağım hani ekstra bir konu yoktur. Ama benim şahsi görüşüm siyasi bir istikrar sağlanırsa bir ekonomik istikrar da burada sağlanacaktır her zaman. Evet, çok hızlı bir program evet, oldu. Evet, hızlı olsun. Katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ederim. Süremizin zaten sonuna geldik. Evet. Söylemek istediğiniz, seçime giriyorsunuz. Son evet. Bir mesajınız ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Kurultaya yönelik de bir şeyler söylemek tabii, isterim. Tabii. Yani biz Yeniden Doğuş Partileriz. Biz dediğimiz gibi atalarımızdan bu görevi teslim aldık. Yeniden Doğuş Partisi her zaman çok kuvvetlidir. 11 Nisan'dan sonra da 12 Nisan sabahı tek yumruk halinde devam edecektir yoluna aynı şekilde. Ben bütün gençlere çağrımdır. Yeniden Doğuş Partisi'ni tanıyın. Yeniden Doğuş Partisi'nin vizyonuna ve misyonuna bakın. Gelin bizle tanışın. Aynı içimizde bulunan gençlere de şunu söylüyorum. Her zaman iletişim halinde olacağız. Her zaman birbirimizin önünü açacak bir masamız olacak. Ve o masada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini ve ileriye gitmesini hep beraber sağlayacağız. Tek amacımız bizim bu. Yapmamız gereken de bu efendim. İnşallah. Başarılar dilerim teşekkür size ederim. 11 Nisan'da. Teşekkür ederim. Umarım çok sağ olun. Düşündüğünüz gibi bir sonuç teşekkür olur. Olun. Tabii partiniz için de önemli bir gün. Evet. Umarım herkes kazanır diye. İnşallah kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.